Van, 1 milyonu aşan nüfusuyla Doğu Anadolu bölgesinin inci şehirlerinden. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Van, Kapıköy Sınır Ticaret Merkezi'nden çok şey bekliyor. Türkiye'nin doğu kapısı olan Van, yatırım bekliyor ve sınır ticaretinin artmasını istiyor. Kapıköy Sınır Ticaret Merkezi 24 Ekim'de açıldı. Bölgede ciddi bir heyecan uyandıran ticaret merkezinden 1 milyon dolara aşkın ihracat yapıldı. Sıkıntıları aşmak için ciddi gayret sarf ettiklerini vurgulayan Saray Kaymakamı Ayşe Şeyda Çağlar, sınır ticaret merkezine ilişkin yanlış bir algıyı da düzeltti. İran tarafında olsun, Türk tarafında olsun açılan mağazalar, dükkanlar teşhir amaçlı. Şunu demek istiyorum, sınır ticaret belgesi olan esnaflar bu dükkanları gezecek, ürünlerin numunelerini görüp siparişini verecek. Yani bir pazar teşkil etmiyor dükkanların burada bulunması. Van Ticaret ve Sanayisi'nin önemli isimleri de sınır ticaretinde önlerinin açılmasını istiyor. İstihdama büyük katkıda bulunuyor. Oradaki firmaların ekonomik durumlarının iyileşmesi Van ekonomisine direkt katkıda bulunuyor. Yine de ümitliyiz. Önümüzdeki dönemlerde 1987-1994 yılları arasında olduğu gibi sınır ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasını, bunun kaldırılması halinde de ilin ekonomisine çok önemli katkıların olacağını önceden görmüştük. Bundan sonra çok daha fazla olacağına inanıyorum. Van Organize Sanayi Başkanı Sinan Hakan'ınsa önemli bir isteği var. Van'ı İran'a bağlayan Kapıköy sınır kapısına ihtisas gümrüğü yetkisi verilirse, gıda ve petrokimya alanlarında temel şeyler olarak Van'ın o noktada bir kara limanı haline geleceği iddiamız var. STK temsilcileri de durumdan memnun. Onlar daha çok yatırım için huzur ortamının sürekli hale getirilmesi gerek diyor. Barış ortamının iyice sağlanması lazım. Bu bizim için birinci öncelik. Gerçekten de burada bu güven geldiği zaman iş adamları da buraya yatırımlar yapacaktır. Buradaki insanların iş gücü artacaktır.